Albani'yi bahane ettiler, sokakları savaş alanına çevirdiler. Sokağa çıkma yasağı bile tansiyonu düşürmedi. Ölüm haberleri peş peşe geldi. Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde İpek Mahallesi Dedeman Kavşağı'na giden polisler, biri otomobil içinde diğeri de otomobilden çıkarılıp sürüklenen iki kişinin cesediyle karşılaştı. Mardin'de önceki günkü olaylarda Kızıltepe'de Kerem Karaarslan, Dargeçit ilçesinde Bilal Gezer ve Sinan Toprak öldürülmüştü. Adana'nın Yüreğir ilçesine eylem yapan gruptan bazı kişilerle Çamlıbel Mahallesi'nde evinin önünde oturan kişi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre gruptakiler bu kişiye "Sen IŞİD'ci misin?" diye çıkıştı. Tartışma sırasında gruptakiler bu kişiye ve olayı engellemeye çalışan komşusuna bıçakla saldırdı. Bu sırada pompalı tüfek sesi de duyuldu. Kimliği açıklanmayan kişi olay yerinde öldü. Komşusu da yaralandı. Siirt Eruh Karayolu üzerinde yol kesen göstericilerden 19 yaşındaki Davut Naz vuruldu. Ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naz kurtarılamadı. Yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Siirt'te önceki gün meydana gelen olaylarda da iki kişi hayatını kaybetmişti. Diyarbakır'ın Sur ve Bağlar ilçelerinde önceki günkü eylemlerde PKK sempatizanlarıyla terör örgütü Hizbullah üyeleri karşı karşıya gelmişti. Farklı noktalarda Hüdapar yanlısı derneklerin de bulunduğu yerlerde silahların da kullanıldığı kavgalarda 10 kişi hayatını kaybetti. Van'da bir kişi, Muş Varto'da bir kişi, Batman'da bir kişi gösteriler sırasında öldü. 4 kişinin linç edilerek, 3 kişinin yanarak ve 12 kişinin de silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Altı ilde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen olaylar devam etti. Yüzleri maskeli örgüt yandaşları Şemdinli'de yine bir okulu ateşe verdi. Molotof atılan bina alevler içinde kaldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde olaylar gece boyunca sürdü. İş yerleri ve otomobilleri ateşe veren gruplar sokakları yangın yerine çevirdi. Göstericilerle polisler arasında çatışma çıktı. Teröristler polis ekiplerine ateş açtı. 4 polis yaralandı. Onlardan biri de Tarsus Emniyet Müdürü Haydar Çelik'ti. Bileğine isabet eden kurşunla yaralandı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da da olaylar devam etti. Örgüt yandaşları ortalığı birbirine kattı. İş yerleri ve otomobilleri ateşe veren göstericiler molotof ve havai fişeklerle polislere saldırdı. Zaman zaman da silah kullanıldı. Çevik kuvvet ekipleri de tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Diyarbakır, Van, Mardin, Muş, Tunceli, Siirt, Hakkari ve Şırnak'ta da benzer görüntüler vardı. Yollara barikat kurup ateşe veren gruplar güvenlik güçleriyle çatıştı. Ağrı Patnos'ta ise 3000 kişi toplandı. Belediye binası hedef alındı. 3 katlı bina molotoflarla ateşe verildi. Patnos Belediye Binası ile araçlar cayır cayır yandı. Muş'ta IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını protesto için düzenlenen yürüyüşe ve eylemlere katılan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, gazetecilere açıklama yaptığı esnada atılan taştan son anda kurtuldu. Kimin attığı belli olmayan taş, Sakık'ın arkasında bulunan bir kişinin kafasına isabet etti. Bursa'da çıkan olaylar nedeniyle bölge halkı ayaklandı. Mahalle sakinleri göstericilere tepki gösterdi. Evleri zarar gören, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlar öfkeliydi. Ellerinde sopalarla dışarı çıkan kadınları polis evlerine dönmek için uyardı. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber! Yalova'da benzer görüntüler vardı. BDP'li grupla kendilerine tepki gösteren bir başka grup arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylarda aralarında polislerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Antalya'da ise çirkin bir provokasyon vardı. 2 gündür polisle çatışan göstericiler Türk bayrağı yaktı. Bölgedeki önlemlerini artıran polis örgüt yandaşlarına müdahale etti. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Niye oğlum? Niye?